Baba ne söyleyeyim sana? Çay, kahve. Sağ ol, istemez. Olur mu baba? 40 yılda bir geliyorsun. Sana bir ıhlamur söyleyeyim, sen ıhlamur seversin. İstemez dedim kahraman. Ben buraya seninle konuşmak için geldim. Şirketteki idareyle ilgili bir karar aldım. Ne kararı baba? Senin yükünü hafifletmek istiyorum. Bundan sonra şirketin lojistik işleri Yakup'un idaresinde olacak. Tek sorumlu o. Oldu mu? Süper oldun baba da nereden çıktı bu hazırlık? Bir şey mi var? Bugün büyük gün kızım. Neler oluyor? Biraz sabırlı ol, öğreneceksin. Artık babanın devri başlıyor. Sana saygım sonsuz baba. Yalnız sen böyle bir karar almışsan bir şeyler seni rahatsız etmiş demektir. Bir hata mı oldu? Hata yok kahraman. Sadece idari bir karar bu. Arada böyle değişiklikler iyidir. Yalnız baba biliyorsun, abim bu şirketi yıllar önce çok büyük sıkıntılara soktu. O eskidendi. Yakup şimdi düzeldi. Adam oldu artık. Ben ona güveniyorum. Bugün çok güzel bir gün. İçimden bir ses bugün müthiş şeyler olacak diyor. Hayırdır dayı? Aynen yeğenim. Bugün çok hayırlı bir gün olacak. Senden ne haber? Aşk meşk meseleleri. Açıldın mı kıza? Sorma dayı ya. Açıldım, açılmasına da. Reddedilmiş bir erkek yüzü var karşımda. Evet öyle. Öyle değil sevgili yeğenim. Öyle değil. Sen şimdi kıza gittin, seni seviyorum, aşığım falan filan dedin. O da olmaz dedi. Aynen öyle. O olmaz. Olmaz değil aslında. Vallahi hiçbir şey anlamadım dayı ya. Aslanım ne sanıyordun? Kadınlar nazlı yaratıklardır. Öyle hemen evet demezler. Erkekleri peşlerinden koşturmaya bayılırlar. Biz de bunu severiz zaten. Avla, avcı hikayesi. Anladın? Vallahi doğru söylüyorsun. Hiç böyle düşünmemiştim aslında. Vaz mı geçtin yoksa sen? Ya vazgeçmedim de ister istemez bir hayal kırıklığı oluyor tabii. Sen beni dinle aslanım. Usta bir avcı avına daima temkinli yaklaşmalı. Ceylan'ı ürkütmeyeceksin. Ya dayı ya. Ne var ya? Hani yanlış bir şey mi söylüyorum? Kadınlar ürkek, nazik, kırılgandır. Sen şimdi neydi senin kızın adı? Elif. Sen şimdi Elif'le önce arkadaş olmayı dene. Çünkü bu işler olacağı varsa zamanla olur. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Tabii ki doğru söylüyorum. Bütün doğru bilgiler bende. Vallahi moralimi düzelttin be dayı. Sağ ol gerçekten. Vazgeçmeyeceğim Elif'ten. Ha böyle aslanım ya. İşte böyle. Ne yapacağım ben şimdi? Annemin bana ihtiyacı var. Onun yanında olmam lazım. Ne yapacağım ben? Ne olur izin verseniz. Ne olur annemi görmeye gitsem. Ne olur. Ne olur. Vicdansızlar. Annem o benim. Annem o benim. Bana ihtiyacı var. Anne. Hazır mıyız? Hazırız baba. Daha dayım gelmedi. Onun işleri var. Bugünden itibaren iş yoğunluğu nedeniyle şirketimizin
lojistik bölümünün tüm idaresini Yakup Yörükan'a devrediyoruz. Tebrik ederim oğlum. Teşekkür ederim baba. Gel. Dayı ne oluyor? Dedem lojistik işlerini Yakup dayıma verdi. Burası bir aile şirketi. Yakup dayın da bu şirketin bir yöneticisi. Olabilir böyle şeyler. Ya tamam ama niye durduk yerde böyle bir şey oluyor ki? Biz seninle ne güzel yürütüyorduk işleri. Hiçbir sorun yoktu. Bundan sonra Yakup dayınla yürüteceksin. Sence de sorun yok yani. Kabul etti. Babam böyle olmasını istemiş. Yapacak bir şey yok mu?